Sen ne kadar kırklasak da olmuyor. Sil süpür temizlenmiyor bir türlü. Of, temizlenir anne. Gerekirse ben tekrar çamaşır suyuyla siler süpürürüm. Bir düzene girer. Hayır, neden bu kadar inat ediyorsun? Yani arayalım babanı. Durumu da müsaitse yollasın bize para. Daha böyle derli toplu bir ev tutalım kendimize kızım. Anneciğim olmaz. Şimdi babam ararsak hadi kalkın buraya gelin diyecek. Ben de dönmeyeceğim. Hem öyle demese bile bana para verirse eğer hayatıma karışma hakkı olur. Ben madem yeni bir sayfa açtım, her şeyi tek başıma başarmak istiyorum. Çınar arıyor. Herhalde evden ayrıldığımızı öğrendi. Açmayacak mısın? Açamam. Görüştükçe ikimiz de zarar görüyoruz. En iyisi ne konuşalım ne görüşelim. Al işte, sen açmadın şimdi beni arıyor. Açma sakın. Artık tamamen bittiğini anlaması lazım. Yoksa kimse yoluna bakamayacak çünkü. Ne faydası var toprak? Ya Çınar, erk sahibi bir çocuk. Sana da deli gibi sevdalı. Bak toprak, ne kadar evi değiştirsen, telefonlarına bakmasan da dünya kazan o kepçe kafasına koydu mu seni arar bulur. O istediği kadar arasın dursun anne. Bak sen ona yardım etmeyeceksin, bana söz ver. Evimizi, adresimizi bilmeyecek, tamam mı? Toprak gitmiş öyle mi? Yani eşyalarını toplayıp evi terk etmiş. Anne nasıl olur bu? Toprak nasıl olur gider de senin haberin olmaz? Uyuyordum dedim ya oğlum. Erkenden çekip gitmişler. Ay bir veda bile etmeden hem de. Peki bir adres bir haber bırakmamışlar mı? Ya inanmıyorum sana anne. Ya sen bu evde yaşamıyor musun? Koskoca iki kadın toparlanıp evden gidiyor senin ruhun bile duymuyor. Ben bu evde seni niye bıraktım anne? He? Toprağa göz kulak ol. Bu evden çekip gitmesin diye değil mi? Nereden bileyim oğlum böyle olacağını? Anne daha önce de gitmedi mi? Ta Ürgüplerden toplayıp getirdim kızı. Yani bu konuda epey tecrübeliyiz. E ne yapsaydım oğlum? Koskoca kızın kapısında nöbet mi tutsaydı? Ne oldu anne? Akşam bir şey mi oldu? Bir sorun mu çıktı? Yok. Akşam güzel güzel yemeğimizi yedik. Toprak ben yorgunum gidip yatacağım dedi. Arkasından da Şeref Hanım yattı. Sabah bir uyandık ki yoklar. En son Toprak'ı kim gördü? Ayşe. Ayşe. Mürvet. Gel Lale'yi al. Hadi hadi al. Gel güzelim. Yap bakayım. Of. Efendim kahvaltısı bitmemişti daha. Tamam sonra yapar kahvaltısı. Ne oldu efendim? Bir şey mi var? Bir sorun mu vardı? Toprağın gitmesine nasıl izin verirsin? İzin mi? Ne demek istediğinizi anlamıyorum Çınar Bey. Eşyalarını toplayıp çıkıp gitmiş. Neden bana haber vermiyorsun? Niye mani olmuyorsun toprağa? İyi de efendim nasıl mani olabilirim ki? Üstelik... Böyle bir görevim olduğunu bilmiyordum. Her şeye burnunuzu sokuyorsunuz ama. Toprağın iyi olmadığını biliyorsun. Neden bana haber vermiyorsun? Hayır, hadi beni geçtim. Neden annemi uyandırmadın? Öylece seyirci kalmışsın gitmesine. İyi de efendim Toprak Hanım yalnız gitmedi ki annesiyle birlikteydi. Hem ben İkbal Hanım biliyor sandım. Selamünaleyküm bacım. Toprak Hanım'a bir sesleniversene. Toprak Hanım yok. Yapma ya. Kaçırdık demek. Ziyanı yok. Gelmişken bir Şeref anneyi göreyim bari onu çağır. İkisi de yok. Artık burada kalmıyorlar. Taşındılar bu evde. Nereden çıktı bu taşınmak ya? Daha geçen gün geldiğimde Toprak buradaydı. Kimsin kardeşim sen? Ne soruyorsun karıma? Eski kocasıyım.
Toprakla hukukumuz senden eskiye dayanır yani. Çocukluğundan beri tanır bilirim. Çocuğumun anası olduğu için kopmaz bağımız da var. Bu kadar izahat kâfi mi? Değil. Kopmaz sandığım bağ da o kadar kuvvetli değilmiş galiba. Bak, toprak koparıp atmış. O yüzden bir daha seni buralarda görmeyeyim. Seninle olan bağ da o kadar kuvvetli değilmiş Zahar. Dava açtığı yetmemiş, evi de terk etmiş sonunda. Sen nereden biliyorsun bunu? Kendi anlattı. Boşanıyorum kocamdan dedi. Yakında tarih olacaksın toprak için. O yüzden git bu fiyakayı başkasına yap. Bana bak. Bas git belanı arama. Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti? Bas bayağı unutacak seni toprak. Ama beni istese de unutamaz. Şu hayattaki tek evladının babasıyım neticede. Onun anısı bizi birbirimize bağlıyor. Çınar. Bana bak efendi. Ben daha topraktan boşanmadım. O hala benim karım. Onun adını ağzına aldın da destur çek. Yoksa fena yaparım. Bir daha da yanında yöresinde görmeyeyim seni. Anladın mı? Ben anladım da esas sen anlamamışsın. Ne bu yaptığın cakalar, ne cebindeki milyonlar toprağı burada tutmaya yetmez. Bak çatının altından çıkmış gitmiş bile. Sen hala bana efeleniyorsun. Ne diyorsun sen? Oğlum yapma! Allah aşkına yapma oğlum! Bırak adam deli! Aslanım akıllı ol, aklını alırım senin ha. Gel lan! Gel lan! Oğlum, oğlum uyuma deliye. Allah aşkına bırak cezasını Allah'ından bulsun. Ne olur evladım yapma. Ne delisi anne? Korkan teki. Anne benim toprağı bulmam lazım. Onun böyle çekip gitmesine izin veremem. Sen de evdekilerle konuş. Muhakkak Lale'yi sormak için arayacaktır burayı. Hemen haber versinler. Seni de ararsa adresini falan öğren bana haber ver. Tamam evlatçım. Allah yardımcın olsun. Tez zamanda bulursun inşallah. Merak etme anne. Onu bulacağım. Ait olduğu yere. Evimize getireceğim. Tamam yavrum. Yapma Zümrüt Sultan. Böyle surat asmak hiç yakışmıyor sana. Hem gayet iyi gözüküyorsun canım. İşin en zor kısmını atlattın zaten. Söylemesi kolay tabii. Daha aynanın karşısına bile geçmedim. Gün geçtikçe başka biri oluyorum. Yabancı. Çirkin. Hiç çirkin falan değilsin bir kere. Hatta eskisinden bile güzel gözüküyorsun. Ciddiyim. Nasılsınız bu sabah? Hemen ilaç tedavisine başlayacak mısınız? Evet, biraz sonra arkadaşlar gelip başlayacaklar. Bu kemoterapi mide bulantısı yapıyormuş, doğru mu? İlaçların yan etkisi eskisi kadar değil artık Zümrüt Hanım. Üstelik sıkıntı yaşamayın diye gerekli tedbirleri alacağız, merak etmeyin. Bak duydun mu? Hepsi geçecek. Saçlarım ne zaman dökülecek peki? Hemen mi? Bakıyorum siz kendinizi en kötüsüne hazırlamışsınız. Ama her kemoterapi saç dökülmesi yapmaz. Yapsa bile bu hemen olmaz zaten. Ama dökülmeyecek diyemiyorsunuz. Bunlar ihtimal dahilinde tabii ama dediğim gibi yan etkileri en hafif şekilde atlatmanız için gerekeni yapacağız. Bu tedavi şekli eskisi kadar işkence olmaktan çıktı artık Zümrüt Hanım. Hatta isterseniz kemoterapi aldıktan sonra eve bile çıkabilirsiniz. Duyduğum en güzel haber. Süper bir haber bu değil mi? Teşekkür ederim Osman Bey. Tanı için ultrason yetmeyebilir. Öncelikle sizin sakin olmanız çok önemli. Nasıl olayım? İhtimalleri düşünmek bile istemiyorum. Haklısınız. Kolay bir durum değil. Ama teşhisin kesinlik kazanması için ikili tarama testi yapmamız şart.
Sonra? Oradan çıkacak sonuca göre gerekirse amniyosentez yapabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bebeğin durumunu hemen bilmek istiyorum. İyi günler, buyurun. İyi günler, Toprak Hanım'la görüşecektim ben. Burada değil. Öyle mi? İşten mi ayrıldı? Hayır, izinli kendisi. İzinli mi? Hı-hı. Okan Bey burada mı? Burada. Siz buyurun oturun, ben haber vereyim. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Toprak nerede? Okan Bey, kusura bakmayın. Durdurmaya çalıştım ama... Ben Çınar Bey'in ani ziyaretlerine alıştım Nurhan Hanım. Siz çıkabilirsiniz. Evet, söyle bakalım. Toprak nerede? Bakın. Aramızdaki anlaşma gereği size karşı kibar olmaya çalışıyorum. Ama artık sınırları zorluyorsunuz. Üstelik tavrınız da çok saldırgan. Ya bırak bu öğreten adam ayaklarını bana. Önce verdiğin sözü tut. Hangisini? Hangisini? Hani Toprağı kovuyordun? Hala burada çalışıyormuş. Kovacaktım. Ama kaç gündür kendisi ofise gelmiyor. Yüz yüze konuşamadık hiç. Bak, hazırlığımı yaptım. Yerine birini aldım bile. İşe gelemeyeceğini bile telefonda haber verdi. Halletmesi gereken meseleler mi varmış, neymiş? Senin haberin var mı bu halletmesi gereken meselelerle ilgili? Maalesef. Evine baksaydınız, belki bir sorun vardır, o yüzden gelemiyordur işe. Bu sabah ayrılmış evden. Ne? Nasıl yani, taşınmış mı? Sana belki adres bırakmıştır diye düşündüm ben. Yanıldın. Ben de şimdi senden duyuyorum olanları. Emin misin? Yani ne bileyim, belki Toprak söylemiştir sana da sen unutmuşsundur falan. Bakın, müvekkilimin çıkarlarına rağmen sizinle işbirliği yaptım. Ben sizden yanayım. Bir şey biliyor olsam saklamazdım. Öyle yapacaksın zaten. Aramızdaki iş akdinden dolayı bunu yapman gerekiyor. Aksi takdirde zararlı çıkarsın. Toprak seni tekrar ararsa adresini falan öğren, bana bilir. Ki sana güvenip güvenmeyeceğimi anlayayım. Boyaları teslim ettiğime dair bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi bir boyacı tanıdığım var isterseniz. Müsaade ederseniz geçeyim. Bana bir şey diyen olmadı. Ev küçük zaten. Ama gerekirse ben sizi ararım. Ne istiyorsun? Acil konuşmamız lazım. Çınar Altındaki kahveye gel hemen. Allah Allah, sen ne zamandan beri bana emir verebiliyorsun ki? Ben bir şeye ihtiyacım olduğu zaman ararım seni. Kes tıraşı da dinle. Mesele senin Çınar'la, benim Toprak'la ilgili. Bildin mi hani? Tamam Sedef'ciğim. Ben şimdi müsait değilim. Müsait olduğum zaman arayacağım seni, tamam mı? İşin varsa çıksaydın kızım. Ben buradayım nasıl olsa. Olur mu öyle şey? Şu anda annemden daha önemli hiçbir şey yok. Bekleyeceğim. Kızım telefon çalıyor.
Sağ ol. Efendim Mehmet. Heh. Reyhan. Ya bayağı çaldırdım sen açmayınca. Hala doktordasın sandım. Nasılmış bebek? Reyhan? Alo? Reyhan niye cevap vermiyorsun? Bir aksilik mi var? Duymamışım Mehmet. Yeni çıktım burada. Çekmiyor. Eve gelince konuşsak. İyi tamam. Ben hani çıkınca ararım deyince merak ettim biraz. Merak etme, ben de bebekle gayet iyiyiz. Cinsiyeti neymiş? Bilmem. Nasıl yani? Ya sabah çok heyecanlıydın. Sen bunu öğrenmek için gitmedin mi kontrole? Arkasını dönmüş, doktor göremedi. Ama zaten birkaç gün sonra tekrar kontrole gideceğim. Zaten bir önemi yok cinsiyetinin. Sağlıklı olsun yeter. Reyhan yapma. Senin kız istediğini hepimiz biliyoruz. Neyse hadi akşam gelince konuşuruz. Tamam. Ece. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? Teşekkür ederim. Çıkıyor muydun? Hı hı. Eğer özel bir işin yoksa bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? Tamam. Hemen çıkabiliriz. Olur. Yani çok sevindim. Nereye gitmek istersin? Bakarız. Okan Bey, telefonuma çıkmayınca kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bak işte, karşındayım. Ne? Evi mi taşıyorsun? Hem de bana haber vermeden. Yine düşmüşsün alkolün içine. Hani bırakıyordun? Ne o? Çok mu üzüldün içtim diye? Ha? Yoksa sağlığımdan endişe mi ediyorsun şekerim? Umurumda bile değilsin Şebnem. Ben sadece verdiğim bir sözü hatırlatayım dedim. Aşk olsun. Ama kalbimi kırıyorsun. Bak ben seni hala düşlüyorum. Ya git başımdan Şebnem. Bir işim gücüm var, seninle uğraşamam. Öyle mi? O zaman hakkım olanı ver. Başka türlü benden kurtulamayacaksın Avukat Bey. Boşanırken sana özgürlüğünün bedelini fazlasıyla ödedim ben. Hepsini o beş para etmez sevgililerine yemeseydin şimdi bu durumda olmazdın. İçkiye yeniden başladıysam kızımın acısından Okan. Onu elimden almak için neler yaptığını hala unutmadım. O velayeti imzalarken kızımı sana nasıl verdiğimi hiç düşündün mü ha? Ama artık yeter. Seni mahkemeye vereceğim. Velayet davasını yeniden açacağım. Önce ayık gezmeyi başarsan. Şu halinde hiçbir hakim ciddiye almaz seni. Hadi diyelim davayı açtın. Kim inanacak sana? Boşanırken para için kendi kızını ortaya koydun sen be. Buna beni sen mecbur ettin. Elimdeki her şeyi aldın. Bu alışverişte tek karlı çıkan sensin.
Artık sana verecek 5 kuruşum yok. Aydana'ya ödediğim nafaka yetmiyorsa çalışmayı dene. Ne demek çalış? Ben sana yıllarımı verdim. Gençliğimi, güzelliğimi feda ettim. Sırf sen başarılı ol diye her şeyden vazgeçtim. Kariyerimi hiçe saydım. Yıllarca çocuk baktım. Seninle tartışmaktan sıkıldım artık. Benden de, kızımdan da uzak dur. Sen böyle hem elimden çocuğumu alıp hem bana böyle davranamazsın. Bana bunu yapamazsın. İzin vermem. Böyle kaçarak kurtulamazsın Okan. Hakkımı söke söke alacağım senden. Öf! İçeride bir başıma otur otur fenalık geldi. Ay Çınar'dan da bir ses eda çıkmadı hala. Telaş etme hanımım. İnşallah Çınar Bey'im hayırlı haberler verir. İnşallah. Bu toprağın yaptığı da iş değil. Yani oğlanın önünde bir paspas olmadığı kaldı. Hayır, çok naz aşık usandırır. Hani Çınar'ın da bir sabrı var değil mi ama? Vallahi doğru dedin hanımım. Her şey kararında iyidir. Hayır, anladık. Gururlu kız. Analık vicdanı o çocuğun babasız büyümesine el vermiyor. Ama bir düşün dur be kızım. Hayır, sen çekip gitsen de Çınar o sarı yılanla evlenmeyecek ki. Ha değil mi ama? Yani hem oğlumu hem kendini harap etmenin ne alemi var? Şey hanımım. Hiç sırası değil ama. Az önce Şermin aradı. Bugün Zümrüt Hanım'a ilaç vermeye başlayacaklarmış. Meme ameliyatından sonra Şermin birkaç kez ziyaret etmiş. Vallahi kuyruğu dik tutmaya çalışıyormuş ama göğsü baya baya tahtaya dönmüş dedi Şermin. Vallahi içim sızladı hanımım. Aman bu kadar üzülme Mürvet. Ben sana bir şey diyeyim mi? Dünya nimetlerinden elini ayağını çekmemek için o şeytan Azrail'le bile pazarlar gider. Nah, yazıyorum şuraya. Ay tövbe Allah'ım, tövbe. Nihayet. Çok fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle. Acelen ne ya? Bir sıcak çayımı iç. Gerçi hesabı ödeyecek param yok. Malum. Ödemeler tavsadı gene bu ara. Ne işime yaradın ki hala para istiyorsun benden? Toprak hala o evde. Hala evliler. Bir şey beceremedin yani. Aşk olsun Yeşim Hanım. Kalbimi kırıyorsun. Benim kadar işinin peşinde adam zor bulursun. Müsteşarım diye gezenden daha çok çalışıyorum vallahi. Bu sabah seninkiyle karşılaştık. İlk round'da oynadık. Maçı kazanmam an meselesi. Çınar'la mı karşılaştın? Aynen öyle. Sabah toprağı göreyim diye uğradım. Baktım Çınar Efendi'nin paçalar tutuşmuş. Meğer toprak evi terk etmiş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Öyle mi? Uzun zamandır beklediğim bir haberdi bu. O zaman Çınar Efendi'nin fellik fellik karısını aradığını da biliyorsundur. Mutlaka. Ama herkes aradığını bulamıyor bu hayatta, değil mi Sıtkı? Sen bir okula bakayım. Hay Allah'ım ya. Çayı demleyemezken aşı nasıl kaynatacağız bu evde?
Alo? Şeref anacığım, ben Sıtkı. Hayırdır oğlum? Ne oldu? Haberler sizde. Sabah sizi göreyim, hal hatır sorayım diye uğradım. Evdekiler taşındı dedi. Öyle icap etti. Bence de münasip olmuş da keşke bir haber vereydiniz. Koşar yardıma gelirdim. Siz neredesiniz şimdi, sen söyle. Şimdi evde bir sürü yapacak erkek işi vardır. Sağ ol, biz her şeyi hallettik. Hiç zahmet etme. Estağfurullah anacığım, bizim vazifemiz. Tamam çocuğum, icap ederse ben seni ararım. Hadi güle güle. Dur şimdi. Ne oldu? Muhteşem caziben yetmedi mi evin adresini öğrenmeye? Sen hiç benim namıma tasalanma. Ben ne yapar eder o adresi öğrenirim. Asıl sen dalgayı ele geçirebilecek misin? Malum, Çınar Efendi'nin gözü pek seni görmüyor da. Ben kalkıyorum. Ya bir dur, nereye gidiyorsun? Çayın yanına bir tost söyleyeyim bari. Sabahtan belli bir lokma yemedim. Bir de bu verdiğim paralar boşa gitmese... içim yanmayacak. Bizde haybeye laf yok Yeşim Hanım. Sen merak etme. Güzel. Planladığımız takvimin bayağı önündeyiz sanırım. Elimizden geleni yapıyoruz Çınar Bey. Arkadaşlar gece gündüz şekle çalışıyor. Musa, boya kataloğunu versene bana. Hazır gelmişken boya renklerine bakalım isterseniz. Dış cephe belli ama iç cephe için herhangi bir tercihiniz varsa. İyi bir boyacı tanıdığım var isterseniz. Müsaade ederseniz geçeyim. Bana bir şey diyen olmadı. Ev küçük zaten. Toplantıya siz Ahmet Bey'le devam edin. Yalnız Çınar Bey, bugün elektrik firmalarından hangisiyle devam edeceğimize karar verecektiniz. Teklifleri hazırlamıştım. Tamam. Siz Ahmet Bey'le birlikte bakın. Tekliflerden hangisi uygunsa ona karar verirsiniz. Sözleşme imzalarsınız. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Çık çık. Ne oluyor Toprak? Allah kahretsin, kaçtı işte. Of. Fare miydi o? Yine gezecekler burada ya. Ne yani? Onu yakalasan hepsi bitecek mi? Ya baksana ya. Burada farenin sürüsü vardır. Bana sorarsan burada yakında yılan bile çıkabilir. Yok canım, ne yılanı. Hem çıkarsa bile ilaçlarız bir şekilde, bir yolunu bulurum ben. Bir dakika, bir dakika. Şoktayım ben şimdi. Bunların hiçbirisi numara değil, değil mi? Anlamadım, ne numara değil? Yani para istemiyorum ayakları. Nafaka reddi. Çaycılık yapman, sekreterlik için terfi edinceki sevincin, hiçbir oyun değil yani.
Ben hepsinin taktik olduğunu sanmıştım. Yani hangi zengin iş adamının karısı çaycılık yapmak ister ki? Bunların hepsini para koparmak için yapıyorsun sanmıştım. Ben mi? Çınar'dan. Ben kimseden bir şey istemiyorum Okan Bey. Kimseden. Belli. Anladım ki şimdi öyle. Çünkü kimse bu koşullara taktik olsun diye bile katlanmaz. Sen gerçeksin. Azmin, sadakatin, insanlığın, gururun hepsi gerçek. Vay be. Sana bir kez daha saygı duydum. İşi bulunmaz bir kadınsın. Senin yerinde başkası olsa hayatının sonuna kadar yetecek parayı koparmak için elinden gelen her şeyi yapardı. Ben ne kadınlar gördüm. Para için ruhunu satan. Kızını satan. Ben yapamam. Hakkım olmayan bir şey alamam. Çınar'la da parası için evlenmedim zaten. Parası umurumda değildi. Eskiden bunlar bana hikaye geliyordu. Ama artık ne desen inanırım Toprak. Neyse annene söyle hemen gidiyoruz buradan. Nereye gidiyoruz biz? Bir yere gidemeyiz. Burada çok işimiz var. Toprak. Burada yaşayamazsın. Patronun olarak böyle bir şeye izin veremem. Adam gibi bir yer bulalım. Olmadı aradaki farkı ben öderim. Olmaz Okan Bey. Ben hak ettiğim maaşı alıyorum zaten. Daha fazlasını kabul edemem. Saçmalama. Burada kalamazsın. Neden burada kalamayayım? Bundan daha kötü şartlarda oturan insanlar var. Ben de kalabilirim. Hem biz annemle burayı toparlayacağız. Çiçek gibi olacak burası. Ne desem faydasız değil mi? Bizi düşündüğünüzü biliyorum. Teşekkür ederim. Ama zaten boyaların parasını almayarak yeterince iyilik yaptınız. Sağ olun. Tamam. Şöyle yapalım. Benim bir evim daha var. Olmadı oraya geçersin. Hem kiracım olursun hem çalışanım. Olmaz Okan Bey. O zaman Çınar'ın yaptığından ne farkı kalır bunun? Hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Peki sana nasıl yardım edebilirim? Vallahi ben şunu tek başıma çıkartamadım. Çıkartabilir misin? Tamam, çıkartayım. Tamam, tamam, sen bırak. Nedir durum? Bitti mi? Yok, içeride. Ama demin çıkan hemşireye sordum. Durum iyiymiş. Cumhur Hanım kolay kolay pes etmez. Bu kemoterapi falan hafif şeyler onun için. Dirayeti güçlü gerçekten. Böyle sulandırıldın emin misin? Eminim eminim. Daha yeni boya yaptım sayılır. Kusura bakma çocuğum. Yani ne tepsi var ne de yanında kuru bir şey. Sorun değil teyzeciğim. Sağ ol. Alo. Okan Bey iyi günler. Ben Eda öğretmen. Ceyda servise binmemiş. Siz mi okula bırakacaksınız? Bir sorayım dedim de. Yo hayır. Şebnem mi aldı acaba? İnanın benim bir bilgim yok. Tamam Eda Hanım sağ olun. Gülşah, Ceyda evden çıktı mı? Servise binmemiş ama. Hemen çık evin etrafına falan bak. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ceyda'yı merak ettiğim için aradım. Servise binmemiş bugün. Seninle mi ya da aradı mı seni? Hayır, aramadı. Ama ben kızıma babasının ne kadar bir adam olduğunu anlattım.
Ne yaptın sen Şebnem? Annesine 5 kuruş para vermezken... sevgililerinle nasıl paraları yediğini anlattım. Kızımızın gerçek yüzünü görmeye hakkı var. Değil mi Okan'cığım? Allah senin belanı versin Şebnem. Yani yaptığın bu bencillikle Ceyda'ya nasıl zarar verdiğinin farkında bile değilsin. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Nasıl böyle bir düşüncesizlik yapar aklım almıyor. Ne oldu ki? Şebnem, benim eski karım. Buraya gelirken kavga ettik. İstediğini alamayınca Ceyda'yı arayıp saçma sapan şeyler söylemiş. Ceyda da okula gitmemiş. Hay Allah, çok üzüldüm. Yapabileceğimiz bir şey var mı peki? Ya bilmiyorum Toprak, okula gideyim diyorum. Arkadaşlarına falan sorayım. Tamam, istiyorsanız ben de sizinle geleyim. Okula gideriz, sonra eve bakarız. Ne bileyim, arkadaşlarını ararız gidebileceği. Tamam. Yani gerçekten gelir misin benimle? Gelirim tabii. Belki bir yardımım dokunur. Yalnız önce müsaadenizle üstümü değiştireyim. Buyurun Çınar Bey, hoş geldiniz. Okan Bey odasında mı? Hayır diyeceğim ben ama siz yine inanmayacaksınız bu sabahki gibi. Haklısınız. Bu sabah hoş bir karşılaşma yaşamadık, evet. Ama benim Toprağı bulmam lazım. Ben eşiyim. Siz onunla tanıştınız mı? Tabii ki. Peki nereye taşındığını söyledi mi size? Keşke bunu Okan Bey'e sorsaydınız. Birkaç saat önce boyaları Toprak Hanım'a götürmek için çıktı. Tabii tabii, biliyorum. Ama biz bir tartışma yaşadık ya, o yüzden tabii gerginlikten soramadım ona. Peki sizden başka çalışan var mı bu ofiste? Belki Toprak ona söylemiştir nereye taşındığını. Yok, benden başka çalışan yok. Ben de zaten yeni girdim servis elemanı olarak. Toprak Hanım gelmeyince birkaç gündür onun işine bakıyorum ben. Bir dakika. Sigorta kağıtları olabilir. Sigorta mı? Okan Bey Toprak Hanım'a sigorta yaptıracaktı. Sabah arattı ve adresi istedi. Masasında olacaktı. Kızım, iyi misin sen? İyiyim. Suretin öyle demiyor ama. Bir aksilik mi var yoksa? Aslında var. Yani bebek çok uzun zamandır hareket etmiyor. Ben de endişelendim, hiç böyle yapmazdı. Yerinde durmazdı, normalde alışık değilim böyle şeylere. Hazır hastanedeyken bir doktora görünelim istersen. Yok, ben kendi doktorumdan başkasının muayene olamam. Ama tatlı bir şeyler olsaydı yerdim. Doktor böyle zamanlarda çok iyi gelebileceğini söylemişti. Ben sana kantinden alırım kızım. Yeter ki sana faydası olsun. Zahmet olmasın. Ceyda servise binmemiş bugün. Geç de olsa derse geldim diye bir uğrayayım dedim. Hem belki arkadaşları falan bir şey biliyordur. Hayır Okan Bey, gelmedi. Ben de rahatsızlandı sandım. Eda Hoca arayacaktı sizi. Aradı. Ya sabah gayet iyiydi. Evi de aradım. Okula gidiyorum diye çıkmış.